bu kararlılık, bu destekler hükümet kanadında da yankı buldu. Başbakan Ahmet Davutoğlu yarın kim varsa madene karşı çıkan gelsin konuşalım dedi. Şimdi Artvin'e bir dönelim. O toplantıya gidecek isimlerden biri. Sık sık da yayınlarımızda Artvin'le ilgili durumu öğrenmek için döndüğümüz bir isim Avukat Bedrettin Kalın karşımızda Artvin'de. Ve bize bugün bugünkü durumla birlikte, yeni durumla birlikte Başbakan Davutoğlu'nun randevu vermesiyle birlikte neler olacağını anlatmasını isteyeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz diyelim Bedrettin Kalın'a. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Siz de gidiyorsunuz yarın Sayın Başbakan Davutoğlu ile görüşmeye. Ne diyecek efendim Yeşil Artvin Derneği Artvinler yarın Başbakan'a? Biz tabii Sayın Başbakan bu konuyla ilgili kamuoyuna açıklamalar da yapmıştı geçen gün. dolayısıyla zannederim yanlış bazı bilgiler kendisine iletilmiş. Biz bir de bizim bakış açımızla Artvin'de yaşayan insanların olaya olayı nasıl algıladığına ilişkin ve bu Artvin coğrafya <laughs> coğrafyasının özelliklerini anlatabilen bir sunum yapmak istiyoruz. Artvin'den bir heyetle gidiyoruz. Belediye Başkanımız bu konuda işte öncülük yapıyor randevuları aldılar biz de hep beraber giderek buradaki son durumu hem de son bir hafta içinde yaşadığımız olayları ve en son hukuksal durumları da kendisine sunmak istiyoruz bunun için randevu vermişler teşekkür ediyoruz ayrıca bu aşamada bugün yine tabi Artvin'deki sıkıntı halen devam ediyor. Yine birçok ziyaretçilerimiz var Ankara'dan gelen. Biraz sonra Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve 18 Baro Başkanı gelecekler. Bir basın açıklaması yapacaklar. Henüz olumlu bir şey duymadık. Bekliyoruz. Bir beklenti içerisindeyiz ancak olumlu bir şey yok. Artvin halkının direnişi elbette devam edecek. Bedrettin Kalın kaç kişi gidecek? Kimler gidecek? Toplantıya belli oldu mu? Kesildi galiba. Biz duyuyoruz Benim sizi. mi kesildi? Biz duyuyoruz sizi ama acaba bedetin Kalın mı bizi duymuyor? Ha, Peki tamam. ben isterseniz devam edebilirim. Lütfen, lütfen. Ve bedetin Kalın kimler gidecek, kaç kişi gidecek belli oldu mu? Şimdi yaklaşık 10-12 ıı, kişilik bir grup zannediyorum. E, derneğimizden dernek başkanımız Nurneşe Karahan var. Nursal Bülbül var. E, onun... Onun dışında bir e, Oğuz Kurdoğlu hocamızın gelmesini bekliyoruz. E, yine e, siyasi parti il başkanları e, geliyorlar, belediye başkanı geliyor. Bunun dışında akademisyen e, bir arkadaşımız daha var. E, bunun dışında özellikle de e, gelmelerini biz de faydalı bulduğumuz AKP'nin e, siyasi e, iktidar partisinin e, geçmişte il başkanlığını yapan e, iki kişi daha geliyor. Bir de AKP'nin kurucularından birisi geliyor. Bunlar da bu maden işletmesinin burada olmayacağını Sayın Başbakan'a söyleyecekler. Dolayısıyla hep hani son günlerde özellikle kamuoyunda bir e, algı operasyonu yapılıyor. E, bazı e, yasa dışı örgütlerle bizi e, ilişkilendirilmeye çalışıyorlar. Ee, bunun sadece bir e, sol gruplar tarafından istenen bir şey olduğunu yani madenciliğe karşı mücadelenin sol gruplar tarafından yapıldığı izlenimi yaratmaya çalışıyorlar. Şimdi bizimle birlikte gelen AKP'li e, önceki dönem il başkanları ve şimdi son dönem il başkanı da e, Sayın Başbakan'a bu işe karşı olduklarını söyleyecekler. Dolayısıyla bu algının yıkılması anlamında da e, yaratılmaya çalışılan bu algının yıkılması anlamında da biz de <laughs> onların gelmesini çok önemsiyoruz. bunun dışında işte bilimsel olarak eee Tepe bölgesindeki madencilik faaliyetinin ne tür zararlar doğuracağını, Artvin'e etkilerin neler olacağını anlatmaya çalışacağız. Hukuksal olarak sıkıntılarımızın neler olduğunu, bu hukuksal sıkıntıları nasıl aşacağımızı da ve geçmişte kazandığımız davaları, halen süren davadaki hukuksal sorunları yine başbakanı anlatmaya çalışacağız. Ben umut etmek istiyorum yani iyi bir sonuç almayı umut etmek istiyorum. Sayın Başbakan'ın tavrı daha yumuşak yani en azından bizim anlattıklarımızı dinleyeceği kanısındayım. Tabii siyasi iktidar nasıl karar verir onu da hep birlikte göreceğiz döndüğümüzde de size yine görüşmelerin sonucunu anlatırız elbette. Evet umuyoruz bizim ekibimiz Ankara'da da sizi takipte olacak. Ee, onu da söyleyelim şimdiden. Ankara'da arkadaşlarımız bekliyorlar sizi olanı biteni takip etmek için. Ee, Bedrettin Kalın dediniz ki Başbakan yanlış bilgilendirilmiş. Yanlış biliyor. Nedir bu yanlış bildiği, yanlış bilgilendirildiği konular? Bu maden projesiyle ilgili. Şimdi tabii <laughs> yarın ben onları anlatmayı umut ediyorum Sayın Başbakan'a yani ger gerçekten de e, bir yanlış bilgilendirme vardı. E, bu buradaki işletmenin kapalı işletme olup açık işletmenin kapalıya dönüştürülmesi gibi bir konuda e, bil öğrendiklerini Sayın Başbakan e, basın önünde ifade etmişti. Ben özellikle bu konularda kendisine verilen bilginin e, yanlış olduğu kanısındaydım. Bunu ifade ettim yani e, Sayın Başbakan 3 bakanından ve bürokratlardan bilgi aldığını ifade etmişti. Tabi Sayın Başbakan'ın bütün her şeyi bilmesini yani teknik olarak e, biliyor olmasını beklememiz doğru değil. Elbette ki ee, çalışma arkadaşlarından bilgi alacaktır. Ee, bunu yatsımıyoruz. Ee, ama ve kendisine verilen bilgilerin ben doğru olmadığını söyledim zaten. Sayın Başbakan'ın yanlış bir şey söylediğini değil ama kendisine verilen bilgilerin doğru olmadığını söyledim. Dolayısıyla yarın da bunları ifade edeceğim yine. Ee, biz Tepe bölgesinde bir madencilik faaliyetini asla ve asla kabul etmediğimizi söyleyeceğiz. Ee, <laughs> Bunun dışında yani şöyle olursa olur böyle olursa olur açık işletme olursa olur kapalı olursa olmaz gibi bir seçenek bizim için yok. Yani bilim bilim insanları da böyle bir seçeneklerin olabileceği ihtimalinden bahsetmiyorlar. Dolayısıyla Çaritepe'de bir madencilik faaliyetinin olmayacağını söylüyor bilim insanları. Biz bunları anlatabilmeyi umut ediyoruz. Umarım dinler yani zamanı da ne kadar müsait olursa Sayın Başbakan'ın dinleyeceğini umut ediyoruz. Bizi çağırdığına göre herhalde dinlemek için çağırmıştır. yarın bunları hep hepsini anlatmayı düşünüyoruz. Dernek başkanımız Nur Neşe Karahan da geliyor. Dolayısıyla 20 yıllık Çaratepe mücadelesinin bir özetini de anlatabilmeyi umut ediyoruz. Bir, bir, başka algı operasyonu da yine yani bizim bu iktidarla mücadele için bu çevreciliği bahane ettiğimiz gibi bir izlenim de yaratılmaya çalışılıyor. Halbuki Derneği 21. yılında şu anda. Yani biz çok eskiden beri ta 1995'lerden beri Cerattepe Madenciliği ile mücadele ediyoruz. O tarihlerde Adalet ve Kalkınma Partisi bile yoktu. Dolayısıyla bizim e, şu anda var olan iktidarla mücadele etmek için örgütlenmiş bir grup olduğumuz gibi yayılmaya çalışılan bir algı gerçekten de doğru değil. E, bunu da hem düzeltmek istiyoruz bu konudaki Peki Bedrettin Kalın şu anda e, bir çalışma devam ediyor mu o bölgede? Çünkü biliyoruz ki şirketin araçları oraya girdi, ağaç kesildiğine dair görüntüler ajanslara dahi yansıdı. E, bir çalışma var mı şu an ne durumda yoksa durdu ve bu görüşmeyi mi bekliyor orası da? Şimdi onlar da bekliyorlar kanısındayım. Ee, yukarıya çıkan şey iki dört kamyonla çıkarılmıştı. İkisi konteynerlerdi, zaten zarşilerin kalacağı konteynerler. İkisinde de iş makineleri vardı. Ee, kam kamuoyuna yansıyan e, bir iki ağaç kesme hadisesi olmuştu. Ee, an sonrasına ilişkin neler yapıldığını doğrusunu isterseniz biz de bilmiyoruz. Yani. Bizi bırakmadıkları gibi basını da bırakmıyorlar Cerrah bölgesine. Nitekim en son dün dündü galiba kadınların bir pardon önceki gün kadınların bir girişimi oldu Cerrah görmek istiyoruz diye önleri jandarma kuvvetli polis güçleri tarafından hastane önünde kesildi çok yoğun bir gaz baskısı altında yine insanlar kaldılar 26 kişi hastaneye kaldırıldı. 26 yaralı var. Birisi çok ağır yaralı üstelik. Yani en küçük bir Çarat Tepe'ye çıkma girişimini bile şu anda çok ağır şekilde bastırıyor idareciler, ili yönetenler herhalde. Onların tasarrufu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Çarat Tepe'de tabii şu an ibareyle ne yapılıyor bilmiyoruz ama Bildiğimiz kadarıyla bu ilk ilk gün çıkarılan dört kamyon üzerindeki malzeme var orada belki de bir 10-15 de çalışan işçi herhalde o düzeyde olsa gerek. <laughs> Onun dışında başka bir şey çıkarılmadı ya da biz bilmiyoruz. Yine gizli bir yerlerden çıkarılmışsa bilmiyoruz. Ancak halen söylemek istediğim şudur, bakın Artvin Devlet Hastanesi. Ee, şehrin merkezinde sayılır ee, O üst mahallelerde sayarsak Merkezinde sayılır ee, Burada iki gün önce Dün değil önceki gün kadınlar Önde olmak üzere halk e, Yürüyüş yaptı oraya kadar geldiler Ve şehrin merkezinden Merkezine kurulmuş barikatı geçemediler Yani bırakın Cerattepe bölgesine ulaşmayı Şehrin merkezine kurulmuş olan bir barikata takıldı insanlar. Yani şehrin içinde bile bir seyahat özgürlüğü ya da ulaşım özgürlüğü olmaz mı? Yani bu nasıl bir baskı? Yani e, tepeye çıkmak e, daha başka bir şey. Şehrin üzerinde e, 16 kilometre ileride bir yerde Carattepe yani. E, bunlar tam şehrin ortasına kuruyorlar artık barikatları. Bize yaşam alanı bırakmamayı mı düşünüyorlar? Ne yapıyorlar anlamadım. Yani bir, bunun bir nasıl bir idarecilik olduğunu da bilemiyoruz. Ama çok zalimce davrandıklarını, hatta fotoğrafları var belki size de ulaşmıştır. Çocuk servisinin olduğu hastanenin cam camına sis bomba biber gazı attıklarını gördük. Foto camdan hastanenin camından çıkan biber gazını fotoğrafta görebiliyoruz. Bu nasıl bir zalimlik olabilir? Yani çocuk servisine ...hastanenin çocuk servisine atılır mı? Yani böyle bir şey tasavvur edilebilir mi? Düşünülebilir mi? Bunu atan acaba hangi duygularla hareket ediyor? Bilemiyoruz. Gerçekten çok zalimce davrandıklarını ifade etmem lazım. Bunları da belki yarın Başbakan Davutoğlu'na... ...Sayın Davutoğlu'na iletme fırsatı bulacaksınızdır. Becettin Kalın. <laughs> Tabii ki fotoğraflarını aldık. Hepsinin fotoğraflarını çıkardık. Onları da göstereceğiz. Yani biz... Artvin halkı olarak böyle bir zalimlikle niye karşılaşıyoruz? Ee, ne yapmış olabiliriz? Ne yapmışızdır? Ee, yani Artvin halkı hiçbir zaman, Artvin'de biz bunların hiçbirini yaşamadık. Bugüne kadar böyle bir şey olmadı. Biz Toma'yı e, ancak e, haberlerde görüyoruz. E, ülkenin başka yerlerinde olan olaylar nedeniyle. Bizim ilimizde ne Toma olur ne gaz bombası olur. Ne bir olur? Hiçbiri olmazdı yani. E bu nedenle zaten daha 10 gün öncesinde Artvin ülkenin en güvenilir ili olarak seçilmişti. Bizim şu anda gerçekten huzurumuzu bozmuş durumdalar. İlin bütün e, duygularıyla, e, kardeşlik duygularıyla, dostluk duygularıyla ve mutluluğuyla oynuyorlar esasen. Biz bunları istemiyoruz doğrusunu isterseniz. Bedrettin Kalın. Çok yoğun bir tempo ve toplantılar sürüyor biliyoruz. Kabul ettiğiniz için, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın. Sağ olun. Evet, avukat Bedrettin Kalın. Artvin'den yayınımıza canlı olarak bağlandı. Yarın Başbakan Davutoğlu ile görüşüyor Artvinliler ve onlardan biri de Avukat Bedrettin Kalın. Başbakan'a neler söyleyecekler, neler aktaracaklar, neler konuşacaklar hepsini sorduk. Bedrettin Kalın da anlattı. Yarınki görüşme bekleniyor şimdi ne cevap vereceği, Başbakan Davutoğlu'nun bu görüşmeden sonra fikrini değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu. Artvinler bütün yaşadıkları dertleri, sıkıntıları bir bir anlatacaklar Bedrettin Kalın'ın da söylediği gibi. Ve madene karşı olduklarını ve bunda ne kadar kararlı olduklarını da bir kere daha Ankara'da hükümetin en başındaki isme söyleyecekler. Biz de yarın ve bugün tüm gelişmeleri yine takip ediyor olacağız diyelim. Devam edelim bültenimize.